Mutlu sabahlar sevgili Altı TV izleyicileri. Bir medya kritik programıyla daha karşınızdayız. Dün şöyle bir gitti geldi, çalkalandı ortalık. Ne oldu? Gezi davasından beraat kararı çıktı. Ve tabii büyük bir sevinç dalgası yarattı. Tabii herkeste değil yani. AKP'liler çıldırmış durumdalar. Bugün zaten gazetelere baktığınız zaman bunun ne şekilde olduğunu çok iyi görebiliyorsunuz. Nihayetinde bu gazeteler aynı zamanda okuyucularının en çok hoşuna gidecek başlıkları atıyorlar. Dolayısıyla onların düşüncelerine hitap ediyorlar. Dolayısıyla onların bir yansıması olarak görmemiz gerekiyor. Ve şimdi biraz sonra onlara bakacağız. Sonrasında tabii Osman Kavala için yeniden bir gözaltı oldu. Bugün itibariyle zannediyorum şey yapılacak, yani devamına işte karar verilecek. Şu anda işte Vatan Emniyet'te bulunuyor İstanbul'da ve böyle bir durum. Tabii bunlarla ilgili olarak ne yapacağız? Sadece bu mesele değil. Dün yani biraz sonra tepkilere geleceğiz. Yani bu konuyla ilgili olarak kimlerin neler söylediği, kimlerin nasıl tepki gösterdiği ile ilgili olarak daha çok gazetelerden de aktaracağız size. Zaten bizim burada mesela şu anda önümüzdeki metinler de aynı metinler. Dolayısıyla burasıyla zaman kaybetmeyelim. Gazetelerden sizlere aktaralım. Aynı zamanda bu gazetelerin hangilerinin hangi şahsa da hangi tarafa da yer verdiği de önemli çünkü. Peki bir bu. İkincisi ne var? Büyükada davasında da karar bekleniyor. Ve biliyorsunuz tabii hak savunucularıyla ilgili olarak İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak duruşma devam ediyor, yani dava ve duruşma yapılacak. Tabii 15 yıla kadar hapis isteniyor. Ancak bugün işte karar çıkacak. Bakalım tabii mahkemenin kararı ne olacak, onu hep birlikte göreceğiz. Bir başka dava tabii Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin açılan dava ve 103. duruşma yine görülecek. Şu sıralarda görülüyor aslında. Ve bu konularla ilgili olarak, yani hem Osman Kavala ile ilgili olarak, hem Büyükada davası ile ilgili olarak, hem de Hrant Dink davası ile ilgili olarak ne yapacağız? Arkadaşımız Gül Gündüz'e bağlanacağız eğer program içerisinde imkanımız olursa ve kendisinden bütün bunlarla ilgili bilgileri alacağız. Diğer yandan bir başka dava aslında yani tımarhanede bugün başlığı altında görmemiz gereken bir şey. O da şu: Doğan Akın, gazeteci Doğan Akın, T24'ün kurucusu ve genel yayın yönetmeni ve bugün işte bir şey var, dava var. Fuat Avni'nin tweetleri nedeniyle açılmış bir dava bu. Ve şöyle bir şey, neden tımarhane? Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlamasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor Doğan Akın'ın. Şimdi bunların dışında neler var? İlaç zammı yapıldı. Yani bugün yapılması bekleniyordu ve 12,5 gibi bir zam geldi. %12,5 gibi bir zam geldi. Şimdi bunlar tabii bundan bir süre önce biliyorsunuz şeyde İstanbul Büyükşehir Belediyesi de zam yapmıştı ulaşım ücretlerine. Ve o zaman gördünüz mü, CHP'li belediye işte zam yapıyor diye bir sürü böyle haberler, başlıklar, yorumlar falan görmüştük. Şimdi muhtemelen yarın bu haberi görmeyeceğiz ya da işte ilaç fiyatlarını ayarlama diye göreceğiz. Hatta utanmasalar indirim diye bile verebilirler. Çünkü şöyle bir şeyi de var artık. Bu hükümet mesela şu üslubu da geliştirdi. Mesela diyorsunuz ki adama, beyefendi siz niye %300 zam yaptınız? Yani şeye, tren işte şeyine, ücretlerine. O da diyor ki aslında biz zam yapmadık. Biz yapılması gereken zam %500. Burada haksızlık var. Yani bunu zam olarak görmeyin. Böyle aklımızla oynamaya çalışıyorlar. Ve şimdi yarın büyük ihtimalle bütün gazetelerde yine bu şekilde bir başlıklar göreceğiz. Peki başka ne var? Başka Mardin Valisi Mustafa Yaman. Görele Belediye Spor'la Mardin Büyükşehir Başakspor kadın handbol takımlarının oynadığı maçta sahaya inip kadın oyuncular ve hakemlerin üstüne yürüyüp hakaretler yağdırdı. Yani böyle bir şey.
Şimdi diyeceksiniz ki ya adam belki haklıdır. Yani haklıdır dediğim hiçbir zaman için inip işte sahada sporculara, kadınlara, insanlara falan filan bağırılması ya da işte hakaret edilmesi, şiddet uygulanması falan kabul edecek bir durum değil. Ama belki adam çok tahrik edip ya bir tahrik indirimi olabilir mi bununla ilgili yorumlarda? Şöyle bir şey var. Ne olursa olsun yani düşünün şimdi hayal edemiyorum. Hani ne olmuş olabilir? Bir vali niye iner sahaya? Niye sporcuların üstüne yürür? Niye hakaretler yağdırır? Sebep ne olabilir? Ya bizde mesela devlet görevlilerinin özellikle tabii bu şeyler işte kaymakamlar, valiler işte ne bileyim oradan gider böyle yukarıya doğru. Buna şey de dahildir, polisler de dahildir falan işte devlet dairelerindeki herkes dahildir. Vatandaşı dövmek üzerine kurgulanmıştır. Yani ayrı iki dünya var. Bir devlet dünyası var. Onlar o şeyler halinde, koloniler halinde orada yaşarlar. Bütün bu dediğim görevler. Bir de vatandaş vardır. Allah belasını versin. O vatandaş yani 70 milyon artık bilmiyorum kaç milyonsa. O da dışarıda yaşar. Sonra bu vatandaşın her zaman için bu devlet dairesine işte o kapıdan girecek ya. Orada bir şey olur, ihtiyacı olur. Aslında ihtiyacı yaratan bizatihi devletin kendisi. Yani vatandaşı tutmuş boynundan ben devletim seni yönetiyorum ama sen istediğin için yönetiyorum sakın yanlış anlama diye de bir yalan da uydurmuşlar. Velhasılı şimdi vatandaş gittiği zaman mutlaka şey yapar. Hani o devletin görevi vatandaşı acıtmaktır. Devletin görevi mesela vatandaşlar arasında diyelim ki bir problem varsa onu halletmek değildir. Ya da işte vatandaşın hayatını istediği şekilde yani elbette başkalarına saygı sınırları içerisinde istediği şekilde yaşamasını sağlamak değil bunlara göre. Tam tersi sürekli böyle sinirli, sürekli stresli bir devlet. Ve bunun da ancak işte işe alacağı, rütbe vereceği, vali yapacağı kişinin de sinirli ve stresli olması gerekiyor. Aksi halde yani o sinir testlerini mesela orada normalde işte size silah ruhsatı verileceği zaman normal olup olmadığınıza bakılır. Bizde ise devlete alınacak ve kendisine yetki verilecek olanların anormal olup olmadığına bakıyorlar. Eğer o şeyi tıbbi testleri geçiyorsanız evet bu hemen sinirleniyor, hemen işte bağırıp çağırabilir, halkı sindirebilir diye görülüyorsanız derhal yükselebilirsiniz. Hatta en üstlere falan da çıkabiliyorsunuz biliyorsunuz. Oralara kadar gelebilirsiniz. Bizde böyle bir devlet anlayışı var. Şimdi salonu düşünün. Şey var. İşte hakem haksızlık yaptı diyelim ki. Bilmiyorum. İşte bu şeyler Mardin Büyükşehir Başakspor'lular Görele Belediye Spor'lulara dediler ki biz var ya biz sizin bilmem falan filan ya da tam tersi oldu ya da bir şey oldu. Orada hani akil olması gereken insanları durdurması gereken kim? Vali. Yani en üst düzey hani şey olarak bürokrat olarak hani kendisinden başkası da olsa başkasının da yapması gerekiyor. Ama mesela oturup sakin sakin bir dakika arkadaşlar ne yapıyorsunuz yani bu bir spor karşılaşmasıdır falan demesi lazım değil mi? Ama bu Türkiye'de böyle değil. O demin dediğim devlet bir tarafta da bu aşağılık halk var, sporcular var bilmem ne var. O da hep sinirli. Hep sinirli ama hep sinirli. Bu yüzden gördüğü zaman da fırçayı basıyor. Böyle fırçacı bir şey. Tımarhanede başka ne var ona bir bakalım bugün. Hristiyan kızıma zorla din dersi veriliyor. Evet, bir Hristiyana zorla din dersi veriliyor. Hatta bütün insanlara zorla din dersi veriliyor Türkiye'de. Yani bu sadece şey değil. Elbette ki din dersi almak isteyen de vardır. Yani buna hiç kimsenin de itirazı olamaz. Fakat eskiden işte hani seçmeliydi din dersleri biliyorsunuz. Sonradan kaldırıldı bu. Kenan Evren var ya, onun ruhunu bir kere daha burada şey yapmış olalım. Şimdi bu Kenan Evren zamanından beri din dersleri zorunlu. Aleviye de zorunlu, işte Yahudiye de zorunlu, Roma da zorunlu, Yunan'a da zorunlu. Bunlar azınlık olduğu için tabii onlar da başka şeyler de var. Ama işte Sünni'ye de zorunlu, ne bileyim ateiste de zorunlu, işte Hristiyan'a, herkese zorunlu. Ve Türkiye'de hani her zaman için söylenen bir yalan vardır ya, işte şey... Türkiye laik bir ülkedir. Bir kere bile, bir gün bile Türkiye tamamen yani bütün coğrafyası içerisinde bütün müesseseleriyle, bütün uygulamalarıyla laik olmadı.
kısmi laik bir ülkeydi Türkiye her zaman için. Her zaman için işte bir din dayatıldı, her zaman için bir belirli bir dini anlayış dayatıldı. Bir kere zaten Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir şeyiniz varsa siz laik olamazsınız. Neyse ve bunlar daima Türkiye'de şeydir. Hani işte ya laikliğin olmadığını gösteren uygulamalardır ve burada şimdi bu hükümetin yaptığı, diğer işte geçmiş hükümetlerden daha dürüst olduğu için bu hükümet bu konularda dedi ki ya bugüne kadar hep yalan söyledik, biz şimdi doğrusunu yapıyoruz ve Hristiyan bir şeye, insana yok olmaz gelip benim yanımda Sünni ve Hanefi din anlayışını almak zorundasın deniliyor. Evet, peki şimdi ne yapalım, biz bu sevimli gündem maddelerimize devam edeceğiz tabii. Ne yapacağız? Programın girişinde ifade etmiştik. Gül Gündüz'e bağlanacağız. Çünkü bize Büyükada davasıyla ilgili olarak, Hrant Dink davasıyla ilgili olarak ve Gezi ile, yani Osman Kavala diyeceğiz artık bundan sonra, davasıyla ilgili son gelişmeleri aktaracak. Bakalım neler anlatacak. Günaydın Gül, seni izliyoruz. Evet, Musa Özuğurlu, Çağlayan Adliyesi'nde buruk bir sevinç var diyebiliriz. Çünkü Gezi davasında beraat eden ve hakkında tahliye kararı verilen Osman Kavala için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden gözaltı kararı verdi ve Kavala yeniden tahliye edilmeden yeniden gözaltına alındı ve vatan emniyetine götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından geç saatlerde götürüldü vatan emniyetine ve 24 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından da Çağlayan Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor. 15 Temmuz soruşturması gerekçesiyle hakkında yeniden soruşturma başlatıldı Kavala için ve Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasına dair hem uluslararası anlamda hem de Türkiye'de de tepkiler vardı. Vekiller de tepkiliydi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu kararı yorumladı ve başsavcılık tahliye kararını içine sindiremediği için yeniden soruşturma başlattı dedi. Bu Türkiye'de yargı içindeki çekişmenin hangi boyutta olduğunun çok açık göstergesidir dedi. HDP milletvekili Garo Paylan da Kavala'nın hem tahliye kararının hem de tutuklanma kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini belirtti. Dediğimiz gibi Kavala'nın 24 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor. Biz de Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Burada aslında yoğun bir gündem var. Öncelikle Büyükada davası olarak da bilinen dava burada başladı. Saat 10 sıralarında başladı duruşma. Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Onursal Başkanı Taner Kılıç, eski direktörü İdil Eser ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 11 insan hakları savunucusu Büyükada davasında yargılanıyor ve eğer suçlu bulunurlarsa 15 yıla kadar da hapis cezasına mahkum edilmeleri bekleniyor. Az önce duruşma öncesinde bir açıklama yapıldı ve bu açıklamayı Feral Sarman okudu. Açıklamada Kavala için verilen karara da değindi Salman ve Kavala için adalet yerini buldu diye dedi. Büyükada davasına dair de sürece değindi. Yargılama sürecinden bahsetti. 2 yılı aşkın süredir asılsız iddiaları çürütmekle uğraşıyoruz dedi. Bu süre içerisinde 5 kez savcının değiştiğini belirtti ve ancak hiçbirinin iddianamede yer alanlar bakımından lehte ya da aleyhte bir kanıt eklenmediğine dikkat çekti. Birazdan da bu adliyede biz de adalet arayacağız dedi. 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor duruşma ve bir karar çıkması bekleniyor. Taner Kılıç'la ilgili de önemli bir gelişme var. Bunu da aktaralım. Yayınımızda telefonunda Baylok olduğuna ilişkin açılan dava Büyükada davasıyla birleştirilmişti Taner Kılıç'ın. Ancak 4 rapor hazırlandı. Telefonunda Baylok incelemesi yapıldı ve 4'ünde de Kılıç'ın telefonunda Baylok olmadığına ilişkin tespitler yapıldı ve rapor edildi. Ancak savcılık son raddede Kılıç'ın ikinci bir telefonunun olduğunu iddia etti ve telefonun ve Baylok'un bu telefonda olduğunu belirtti. Ancak şu sıralarda Taner Kılıç'ın
Kılıç ifadesine devam ediyor ve ikinci bir telefonunun olmadığını söylüyor. İlk bilirkişi raporunda telefonun sıfırlanıp sıfırlanmadığına yönelik bilirkişi raporuna değiniyor ve bunun da tespit edildiğini, telefonun sıfırlanmadığına yönelik bir tespitinde yapıldığını şu sıralarda ekliyor. Bir diğer buradaki davada Hrant Dink cinayetine ilişkin dava 103. duruşması devam ediyor. Dün başlamıştı 103. duruşma. 3 gün boyunca sürecek, 18, 19 ve 20 Şubat'ta devam edecek duruşma. Bugün de tanıklar dinleniyor. Aslında önemli bir gelişme daha var burada. Çünkü mahkeme daha önce Hrant Dink ile İstanbul Valiliği'nde yapılan görüşmeye katılan MİT mensuplarının tanık olarak dinlenmesine karar vermişti. Ancak bunun için MİT'ten bir onay yazısı gelmesi bekleniyordu. Hala yanıt verilmedi ve duruşmanın savcısı da mahkemeye bu talebinden geri dönmesini talep etmişti. Ancak Dink ailesi ve avukatları mahkemenin kararında durmasını istiyorlar ve bu davada MİT mensuplarının dinlenmesine talep ediyorlar. 3 günlük duruşma devam edecek. Biz de bu davaya ilişkinde detayları vereceğiz. Şunu tekrar hatırlatalım. Osman Kavala ile ilgili 24 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından Kavala'nın buraya Çağlayan Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor. Biz de gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Teşekkürler Gül Gündüz. Kolaylıklar diliyoruz. Bu arada gün içerisinde bu konularla ilgili gelişmeleri yine Gül Gündüz'den ve Artı TV'den almaya devam edeceksiniz. Onu da bir sizlere belirtmiş olalım. Şimdi bütün bu başlıklarla ilgili olarak aslında hepsini saymadık ama zaten saatlerimiz 11-18'i gösteriyor. Artık yavaş yavaş gazetelere bir giriş yapalım. Bu arada AKP grup toplantısı da var. Eğer bize denk gelirse biraz da oraya bağlanacağız gibi galiba. Evet. Belki işte bağlanırız. Yani bilmiyorum. Size şey yapmak istersek eğer, bir jest yapmak istersek bağlanacağız. Değilse böyle bir güzellik yapmayacağız. Peki. Şimdi bugün programımızda ilk defa Akit gazetesiyle başlıyoruz. Niye? Çünkü çıldırmış durumdalar. Yaktılar, yıktılar, öldürdüler, beraat ettiler. Mahkeme Soros'un fonladığı gezi provokatörlerini serbest bıraktı. Vatan hainleri bunları istemişti. Ne istemişler bakın. İstanbul Havalimanı projesi iptal edilsin. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşaatı bir an önce durdurulsun. Kanal İstanbul projesi rafa kaldırılsın. Taksim Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılmasın. Atatürk Kültür Merkezi yıkılmasın. Atatürk Orman Çiftliği ve HES'lerle ilgili projeler iptal edilsin. Ve Taksim'de polis araçlarını devirip üzerine çıkarak iktidara tehdit naraları atan hainler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dayatması ve mahkeme başkanının kararıyla beraat ettirildi. Provokatörler İstanbul'da Dolmabahçe'de bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni basmak istemiş, Valide Sultan Camii'ni 3 gün boyunca işgal etmiş. Yani bu şey var, neydi, memleketin bütün tersanelerine girilmiş, şart bir tarafı işgal edilmiş falan gibi bir efsane anlatıyor Akit. Neyse devam edelim. 589 aracı yakmış, 409 binayı tahrip etmiş, 337 iş yerine zarar vermişti. Ülke genelindeki olaylarda 2 polis şehit olurken 8 sivil hayatını kaybetmiş, 8163 kişi ise yaralanmıştı. Ekonomiye 157 milyar dolar zarar da vermiş. 157 milyar dolar zarar, evet görüyorsunuz. Başka ne var? Devlete isyan cezasız bırakılmış. Yani skandal kararla ilgili Akit'e konuşmuş hukukçu. Ferhat Çakır hukukçuymuş, yani ben bilmiyorum. Akit'te böyle yazıyor. Toplumun gözü önünde meydana gelen bir olayda böyle bir kararın verilmesi maşeri vicdanı yaralamıştır dedi. Evet. Avukat Necip Kumandansa olayı bütünlüğüyle incelediğimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir isyan suçu işlendiğini görüyoruz. Bütünüyle incelemiş beyefendi ve böyle bir tanımlaması da var yani, görüyorsunuz. Üst mahkeme somut dosyaları tekrar inceleyip gezi olaylarının gerçek suçlularını cezalandırmalıdır diye konuştu. Ha, görüyorsunuz. Şimdi burada tabii şey var, çok geniş bir yere ayırmış şey Akit. Bakın şöyle, bugün şurayı dediğim gibi yani çıldırmış durumdalar. Hani böyle bir karar çıktığı için. Ve burada şu var, yaktılar, yıktılar, öldürdüler. Daha bundan bir süre önce bir işte çok yaşlı bu Sivas
katillerinden bir tanesi serbest bırakıldı biliyorsunuz. Elinde bidonla, bakın elinde bidonla fotoğrafı olan birisi bu. Ve gidip oteli yaktılar. Orada o insanları yaktılar. İnsan yaktılar. Düşünebiliyor musunuz? Ve tahammüden yaptılar bunu. Yani bu bir halk hareketi şu bu falan filan değildi. Bir güruh çıktı ve bunu yaptı. Ve Akit durmadı. Sürekli yayınlar yaptı bu kişinin serbest bırakılması gerektiği konusunda. Toplumdan çok büyük bir işte istek olduğu, baskı olduğu vesaire vesaire. Bu bir hazırlıktı tabii. Yani yukarıdan talimat verdiler saraydan. Dediler ki siz şöyle haberler yapın. Hani bir hazırlayalım ortamı. Sonrasında zaten serbest bırakacağız adamı diye. Ve o kişi, o katil serbest bırakıldı. Şimdi düşünün. Yakan kim? O katil işte. Öldüren kim? O katil. O serbest bırakıldığında Akit gazetesi o kişinin zaten serbest bırakılması için çalıştı. Şimdi aslında çeşitli kesimlerden gelen, yani siyasal olarak, ideolojik olarak, dini olarak birbiriyle her konuda işte ne diyeceğim, özdeş olmayan bir kitle vardı Gezi'de. Ve bunların tek bir ortak yanı vardı. O da bu iktidarın uygulamaları artık bu kitleyi, bu binleri, bu on binleri canından bezdirmişti. Başka bir şey yok. Gezi'nin tek sebebi bu. Yani bu iktidarın yıllardır akıl dışı olanı topluma sanki millet bunu istiyor, millet bunu istiyor diye şey yapması, dayatmasıydı. Yani millet dedikleri aslında kendi tabanları. Kendi tabanları bunu isteyince bütün 80 milyon ve insanlığın bütün birikimi ve insanlığın ortak aklı bunu istiyormuş gibi dayatıyorlar. Her şeyi dayatıyorlar. Ama şöyle bir şey var. İnsanlar buna bir süre ses çıkartmasa da, bir süre kabullenmiş gibi görünse de, hatta uygulamaya başlamış olsa da şurası kabul etmiyor bu iktidarın bu akıl dışı, insanlık dışı, bilim dışı, mantık dışı uygulamalarını. Ve bir süre sonra bakıyorsunuz işte çeşitli kesimlerden insanlar çıkıyorlar ve isyan ediyorlar. Birden isyan ediyorlar. Gezi bu. Şimdi arkasında işte liderdir, şudur, budur, falandır, filandır. Elbette bir toplumda her zaman için önceden insanları yönlendirenler vardır. Ama bu spesifik bir şekilde olmaz. Siz daima düşüncelerinizi ortaya koyarsınız ve bundan etkilenenler olur. Veya bir düşüncenin önde gelen ismisinizdir. Sürekli öne çıkarsınız ve sizsinizdir vitrinde olan falan filan. Yani bu şekilde. Sanki bu organize bir suçmuş gibi görüyor Akit. Yani orada o Sivas'ta elinde işte bidonla yaktılar ve öldürdüleri yapanların serbest bırakılmasını isteyen Akit şey yapıyor. Şimdi Gezi'de işte beraat kararı çıkmasına çok büyük tepki göstermiş. Dediğim gibi çıldırmış durumdalar. Yani şöyle bir şey, devam edelim. Şimdi bakın, gazetelerin bu habere yaklaşımına bakacağız. Mesela Sözcü aynı gün beraat etti, aynı gün gözaltına alındı diye işte Osman Kavala'yla tabii ilgili olan kısmı öne çıkarmış. Ama şöyle bir şey, meseleyi geniş görmüş ve Türkiye'de yargının geldiği son nokta diye bir üst başlıkla vermiş bu haberi. Gezi davasında müebbetle yargılanan iş adamı Osman Kavala beraat etti, ancak başsavcılık Kavala için 15 Temmuz'dan gözaltı kararı verdi. Ve bunun yanında tabii haberle ilgili ayrıntılar var. Bir başka gazeteye bakalım şimdi. Hürriyet. Hürriyet gazetesi meseleyi büyütmemiş bugün. Rütbeyi sökün, malları alın diye bir haberi büyütmüş. Yani savcılığın işte bu Kenan Evren darbeci, Tahsin Şahinkaya falan, bunlarla ilgili olarak bir şey var. Yani bunlar öldüler, gittiler artık. Ve işte bu yüzden işte bu şey dava düştü. Bu nedenle işte rütbelerinin sökülmesine, işte mallarının bilmem işte ne derler şey yapılmasına, el konulmasına falan gerek yoktur gibisinden bir şey var. Savcı buna itiraz etmiş
Ve demiş ki yok, öyle bir şey yok. Bu yasaya aykırıdır. Bu adamlar ölmüş olabilirler ama rütbeleri sökülebilir. Ve mallarına da el konulabilir. Yani bu şeyle ilgili olarak hani rütbelerinden dolayı kendi mirasçıların yararlandığı haklara el konulabilir demiş. Şimdi bu bir haber midir? Evet. Peki Gezi gibi bir haber dururken bu haber mi büyütülür yoksa Gezi mi büyütülür? Tabii ki Gezi büyütülür. Yani şimdi bu şu doğru. Şu da doğru. Yani bu da doğru. Şimdi burada tamamen ters görüşteyiz. Ama önemli bir şey. Yani hakime mi küfredeceksiniz? Gezicilere mi küfredeceksiniz? Savcıya mı şey yapacaksınız? Bir şekilde önemli bir şey. Yani sizin hani tepkinize bağlı. Ama büyütülmesi gereken haber bu. Büyütülmesi gereken haber bu. Peki tabii şunu da dikkat etmek lazım şuna. Şimdi burada aynı gün beraat etti, aynı gün gözaltına alındı. Biraz odağı şeyden alıyor. Gezi'nin merkezinden alıyor, Osman Kavala'ya odaklıyor şeyi, gelişmeyi. Burada Sözcü bunu bilinçli mi yapmış bilmiyorum. Ama ben Hürriyet'in bilinçli yaptığından eminim. Bakın şöyle. Gezi'den beraat etti, darbe girişiminden gözaltına alındı. Neyi yansıtmamak için yapıyorlar bunu? Yani Osman Kavala'yı öne çıkartıyorlar. Osman Kavala'nın işte beraat, aynı zamanda Osman Kavala'nın da beraat etmesini ama hemen sonrasında işte gözaltı kararını niye şey yapıyorlar, öne çıkartıyorlar? Çünkü beraat eden Gezi, beraat eden o milyonlar işte. Yani o halk hareketi, o gençlik. Bir kere bunu şey yapmak istemiyorlar, dikkat edin. Yani küçük göstermek istiyorlar şeyi. Gezi aslında işte bir hani suçtu falandı filandı. Ya da böyle bir şey yoktu aslında. Unutun yani hafızanızdan, toplumsal hafızanızdan silin. Bir daha sakın aklınıza böyle bir şey gelmesinin tavrıdır bu. Yani eğer şurada mesela kocaman işte Gezi'ye beraat diye yazsaydı Hürriyet, yanlış bir başlık mı olurdu? Yok. Yanlış başlık olmazdı. Taraflı bir başlık olur muydu? Hayır. Mahkeme böyle bir karar vermiş. Ama onu yapmıyorlar. Yapamıyorlar. Çünkü insanlar hadi yarın tekrar bir Gezi'ye kalkışırlarsa, bu sefer de Mezi'ye kalkışırlarsa, o zaman ne yapmak lazım? Yok saymak lazım. O yaşanan olağanüstü günleri, o milyonları, o ölümleri, o tartışmaları, hala bitmeyen o tartışmaları yok saymak lazım. Çünkü hükümet o kabus günlerini yaşamak istemiyor tekrar. Ve gazetelerine şu talimatı veriyor. Mümkün olduğunca bu Gezi'ye katılanları, destek verenleri itibarsızlaştırın. Toplumun da ama hafızasından silin ki o kötü bir öğrenme olmuş toplum için. Yani bu şey sui misal oldu toplum için. Niye? Her an toplum aynısını yapabilir tekrar. O yüzden onu unutturmak gerekiyor. İşte Hürriyet'in görevi de bu. Bu yüzden ne yapmış? Bugün darbeci generallerle ilgili meseleyi büyütmüş. Karar doğru başlığı atmış ve yine doğru tavrı göstermiş. Yani doğru tavrı göstermiş derken haber birinci haber olarak görülmeli. Evet, görmüş. Ne yapmış? Hukuk geldi gitti. Osman Kavala hakkında önce beraat sonra gözaltı kararı. Yine Osman Kavala üzerinden şey yapmış ama şu hukuk geldi gitti meselesi daha geniş bir çerçevede görülebilir. Peki başka ne var? Korkusuz gazetesi her zamanki gibi ucuz ekmek satmak suç oldu falan başlığıyla çıkmış. Bir de ben Suriyeliyim dokunamazsın diye bir başlık var. Suriyeli hırsız profesörü görünce aynen böyle demiş. Ben Suriyeliyim dokunamazsın. Ya bunlar da var ya abartıyorlar ya. Tabii ki dokunulabilir. Ne demek yani Suriyeliyim dokunulabilir. Daha dün işte IŞİD'in bilmem nesi gözaltına alındı. Yani siyasal tavır ayrı bir şey ama tabii ki dokunulabilir ve dokunuluyor da. Şu anda bakın Türkiye'de mesela benim işte bazı çevirmen arkadaşlarım var. Oradan biliyorum bunu. Yani bunlar noterde gidip işte şey yapan, yani yeminli tercüme yapan, mahkemede hatta yani gidip işte tercümanlık yapan insanlar. Dolayısıyla şeyler, kaç mesela yüzlerce kişinin, yüzlerce Suriyelinin o veya bu şekilde hani işte bunların içerisinde yüz kızartıcı suçlar da var,
Ne bileyim işte neye giriyor onlar, ne bileyim sıradan işte bir takım suçlar da var. Bunlarla ilgili olarak yüzlerce Suriyelinin hapiste yattığını biliyorum. Yani bunu Korkusuz Gazetesi'nin bilmiyor olması imkansız. Ama millete şey yapmışlar işte, ben Suriyeliyim dokunamazsın diye bir şey yapmışlar. Peki gelelim şimdi nereye? Aydınlık Gazetesi'ne bakıyorum. Aydınlık Gazetesi hiç görmemiş neredeyse. Kavala'ya beraat diye küçücük bir kare içerisinde görmüş. Gezi'ye beraat değil bakın. Kime? Kavala'ya beraat. Sonrasındaki şey de yok tabii, gelişme de yok. Yani muhtemelen baskıya erken girdikleri için. Ama bugün Aydınlık şey yapmış. Abdullah Gül'ü hedefe koymuş biliyorsunuz. Karar Gazetesi'nde dün Abdullah Gül'le bir söyleşi yapılmış. Ben okumadım, bilmiyorum. Burada şey var. Abdullah Gül şunu söylemiş. Başörtüsü konusunda hata yaptık. Sözleri sorulmuş Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Demiş ki CHP'deki değişimin takdir edilmesi gerekir. Rusya ile ilişkilerde ölçü kaçtı. Rusya'dan S-400 alımı yanlış. Türkiye'nin güvenlikçi politikalardan vazgeçmesi ve Batı ile ilişkilerin normalleşmesi gerekir. FETÖ ile mücadelede büyük haksızlıklar oldu. Selahattin Demirtaş'ın da tutuksuz yargılanması gerekir. Şimdi siz bu görüşleri mesela kendi evinizde konuşmuyor musunuz? Evet. Ya farklı bir şey mi söylüyor Abdullah Gül? Hayır. Dolayısıyla şimdi Aydınlık tabii tepki gösteriyor Abdullah Gül'e. Yani büyük ihtimalle şey mesela Selahattin Demirtaş tutuksuz mu yani? Aydınlık için bu kötü bir şey. Tabii bunun yanında ne bileyim S-400 alımı, Rusya ile ilişkiler falan. Olur mu? Onlar da kötü. Bu nedenle böyle şey biraz tepkililer Abdullah Gül'e. Ama aynı zamanda onlar hükümetle birlikte yer aldıkları için, aynı kampta yer aldıkları için böyle şey yapıyorlar. Fakat Gezi'yi de görmemişler, büyütmemişler. Yeni Şafak. Gezi ile ilgili olarak akladılar başlığı da atmış sayfanın en alt kısmında. Akladılar ne demek? Niye mesela mahkeme kararlarına saygı duymuyorsunuz? Öyle ya. Hani hep işte hukukun üstünlüğü, hukukun bilmem nesi falan filan diyordunuz ya. Mesela bu sadece şeye gelince mi çalışmıyor? AKP'lilerin dışındaki insanlara gelince mi çalışmıyor? Evet öyle oluyor. Ve burada mesela bakın işte akladılar. Gezi ayaklanmasında, ayaklanmasına ilişkin davada tartışmalı bir karar çıktı. Tartışan da bunların şeyler. Kim tartışıyor mesela? Şunlar tartışıyor bakın. İşte Akit'in yazı işleri, Yeni Şafak gazetesinin yazı işleri falan. Bunlar kendi aralarında tartışıyorlar. Tartışmasız bir karar yani bu. Tartışılan şu anda ne? O karara rağmen, mahkeme kararına rağmen yapılan itiraz ve Osman Kavala'nın tekrar gözaltına alınması. Peki devam edelim. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi başta İstanbul olmak üzere birçok şehrin yakılıp yıkıldığı eylemleri organize eden Osman Kavala ile 8 arkadaşı hakkında beraat kararı verdi. Şimdi burada bakın aynı şeyi tavrı görüyoruz. Osman Kavala ve 8 arkadaşı yaptı bunu. Milyonlar yok işin içinde. Halk yok, gençler yok, tepki yok. Çeşitli kesimlerden tepki yok. Bunu şey yapmaya çalışıyorlar. Peki. Şimdi saatlerimiz 11.34'ü gösteriyor. İsterseniz biraz da Erdoğan izleyin, benden sıkılmış olmalısınız. Bir dolarlık bir banknot saklayıp saklamadığını da merak etmiyor değil. Ve benim orada korumalarım, evet gazi oldu. Hanım korumalarımız aynı şekilde gazi oldu. Vay Kemal. Senin bunlardan haberin var mı? Bak, aradan nice zaman geçti, bu harekatın içerisinde olanlar hep yakalandı. Ve o SAT komandoları hepsi yakalandı. Ama bir kısmı Yunanistan'a kaçtı. Bana da adaya gitmemi tavsiye edenler oldu. Ben de o kardeşimize dedim ki, ben bu topraklarda doğdum, bu topraklarda öleceğim. Eğer
10-15 dakikalık bir gecikme olmuş olsaydı o zaman bunlar bizi oralarda vuracaklardı. Ama biz o 10-15 dakika farkla helikopterimiz kalktı ve oradan biz Dalaman'a, Dalaman'dan da İstanbul'a ulaştık. Süreç bu. Ey Kılıçdaroğlu, sen hala milleti aldatmakla meşgulsün. Kontrollü darbe. Doğru, kontrol sizde. Ama başaramadınız. Ama başaramadınız. Şimdi buradan soruyorum. Şayet 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı, ertesi gün Kemal Kılıçdaroğlu milletin karşısına acaba hangi sıfatla çıkartılacaktı? Darbe girişimini kurgu diyerek önemsizleştirmeye çalışan darbeciler için adalet yürüyüşü yapan, danışmanından milletvekiline, etrafındaki nice kişi FETÖ'den hapse atılan böyle bir siyasetçinin örgütle hiçbir ilişkisi olmadığına soruyorum. Nasıl inanabiliriz? Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisi bu örgütün deşifre olduğu 17-25 Aralık'la hızlanmış, 15 Temmuz'un ardından da zirveye çıkmıştır. Eline milletin kanı bulaşan bir örgütün savunuculuğuna soyunmanın siyasetle, siyasi hesapla, şark kurnazlığıyla, çıkarcılıkla dahi ilgisi olamaz. Bunun adı örgütün kendisine verdiği kamikaze görevini yerine getirmektir. Kariyerini feda etmeyi göze alarak örgütün çıkarlarını korumaya çalışan bu zatın her şeyi gibi siyasi duruşunun da yalan olması tabidir. Çünkü nice sosyalist diye, nice ulusalcı diye, nice milliyetçi diye, nice liberal diye, nice kemalist diye, hatta nice şu veya bu İslami ekolden diye bilinen ismin aslında su katılmamış FETÖ'cü çıktığını gördüm. Kemal Kılıçdaroğlu için de aynı endişenin içindeyim. Değerli arkadaşlar, FETÖ tehdidi konusunda kurumlarımızı harekete geçirdikten sonra dahi bu yapının gerçek organizasyon şemasını çıkartmakta zorlandık. Hatta hala bu şemayı tam olarak çıkartamadığımızı düşünüyorum. İlk kuruluş yıllarından itibaren bu yapıyı organize eden akıl öyle bir sistem kurmuş ki en kritik isim üzerinden dahi en fazla birkaç kademeye geriye gidebiliyorsunuz. Bunun ucu Türkiye'de değil. Bunun ucu dışarıda. Sonra silsile zaten kopuyor. Böylesine karmaşık bir yapının kendi kendine doğup gelişmediği açıktır. Bizi en çok da ülkemizin her köşesine ve dünyanın dört bir yanına sosyal ve ekonomik bir örümcek ağı gibi yayılan bu örgütün CHP içinde böylesine güçlü olması şaşırttı. Devlet FETÖ'yü her yerde elbette izlemiştir. Ama CHP genel merkezine yeteri kadar bakılmadığı anlaşılıyor. Son dönemde tedavüle sürülen en sinsi oyunlardan biri de FETÖ'nün istismar ettiği, kendi amaçları için kullandığı bir takım düzenlemeler bahane edilerek doğrudan milli iradenin, milletvekillerinin, meclisin hedef alınmasıdır. Bu tabii büyük bir tehlike. Kılıçdaroğlu ve CHP ekibiyle kimi eski askerlerin koç başlığını yaptığı bu oyun, geçmişte darbecilerin ve cuntacıların milli iradeyi ipotek altına alma yöntemlerinin bir başka versiyonudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan her kanun, her karar, beğensen de beğenmesen de, katılsan da katılmasan da tüm meclisin, tüm milletvekillerinin namusudur. Buna saygı duyacaksın. Kılıçdaroğlu ve avanesi milli iradeye saldırarak
kendi namuslarını ayakları altına almaktadır. Yargının FETÖ'nün tasallutundan kurtarılabilmesi için verilen mücadeleyi değersiz hale getirme ve hatta tam tersi göstermeye çalışan herkes hükmen FETÖ'cüdür. Çünkü şayet 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından yargıda verilen mücadele olmasaydı, 15 Temmuz dahil diğer saldırıları hukuk devleti sınırları içinde göğüsleyemezdik. FETÖ'cülerin kendi çıkarları ve hedefleri için her kılığa, hatta CHP'li kılığına bile girdiklerini düşündüğümüzde siyasette ve bürokraside bu örgüt mensuplarının teşhisi ve tasfiyesinin zorluğu daha iyi anlaşılacaktır. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP grup toplantısında yapmakta olduğu konuşmanın bir kısmını getirdik ekranlarınıza ve şimdi tabii Erdoğan bu şeyle, yani FETÖ meselesiyle, iddialaşmalarıyla ilgili olarak CHP'ye yüklenmeye devam ediyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum diline. Kesin hiç ifade kullanmıyor şeyle ilgili olarak. CHP ile ya da Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak. Yani dava konusu olabilecek ifade kullanmıyor. Çünkü Erdoğan da aslında söylediklerinin doğru olmadığını biliyor. Yani şöyle diyor mesela. Kılıçdaroğlu'nun da işte bilmem ne olduğu falan konusunda endişeleniyorum. Ama algı ne? Kılıçdaroğlu, sen FETÖ'cüsün. Algı bu. CHP'ye işte sızdılar. Sızmışlardır, sızma girişimidir falan gibisinden konuşuyor. İşte bazı isimler işte yakındı, bazıları değildi falandı filan. Dikkat edin, ifadeleri hep böyle. Konuşmayı kim hazırlamışsa efendim, burada bize kötü, fena bir dava açılabilir, bunu ispat edemeyiz demiş olmalı ki Erdoğan da belli ki buna ikna olmuş. Peki şimdi diğer gazetelere bakalım. Bu Gezi davası meselesini nasıl görmüşler? Gezi'ye beraat, Kavala'ya gözaltı diye bir başlık var Milliyet gazetesinde. Bu doğru bir başlık ama küçük bir başlık. Yani birinci sayfa şu kadar. Ve nerede görmüş? Şurada görmüş. Bakın şöyle, yani küçük. Hani şurada daha büyük görülebilir. Bir de şey var, yani klasik işte sıkıştığınız zaman at bir Suriye haberi. Şeyi görüyoruz, haberi. 2 milyon kişi sınırda. 2 milyon kişi bu arada sınırda. Niye sınırda bu arada? Onu yazmıyorlar ama. Yani bu şeydir mesela, bu da taktiklerden bir tanesidir. 2 milyon Suriyeli sınırda. Suriyeliler açlık sınırında. Suriyeliler işte falan filan. Çok fena durumdalar, kötü durumdalar onları, ama niye olduğunu yazmıyorlar. Yani oradaki terör örgütlerinden dolayı Suriye şeyler, bu 2 milyon kişi sınırda diye yazmıyorlar. Türkiye oradaki işte terör örgütlerine karşı Suriye ile işbirliği yapmadığı için bu 2 milyon burada. Hadi bırakalım, yani işbirliği yapmasın, yapmak tercihtir. Ama buna engel olduğu için, yani Suriye'nin yapmakta olduğu mücadeleye Türkiye engel olduğu için bu 2 milyon kişi sınırda diye yazmıyorlar. Yazamazlar. Çünkü bu iktidarın şeylerine aykırı, politikalarına. Bu arada biliyorsunuz Moskova'dan sonuç çıkmadı. Ve çok fena durum, çok ciddi bir biçimde. Türkiye Rusya'yı hiçbir şekilde ikna edemiyor. Ve Erdoğan sürekli mesela, muhtemelen bugünkü grup toplantısında da aynı konulara değinecek. Şeyden işte Soçi temelinden bahsediyor. Astana temelinden bahsediyor. Halbuki burada şeyin, Rusya'nın da iddiası bu. Yani Rusya da Türkiye'ye şey diyor, siz uymuyorsunuz zaten diyen de Rusya. Ve durum fena. Dün işte Türkiye'nin Rus askeri uçaklarına, yani savaş uçakları dışındaki askeri uçaklarına da hava sahasını kapattığı gibi bir iddia söz konusuydu. Ama sonradan şey oldu, hani doğrulanmadı. Fakat ne olursa olsun bir şey var. Ciddi bir arada gerginlik var. Bakalım ne olacak. Bu arada Libya'da biliyorsunuz Hafter, Trablus limanında Türkiye'ye ait olduğu ya da Türkiye'nin kullandığı diyeceğiz. Belki kiralamıştır, başka bir şeydir, bilemiyorum. Ama kullandığı ve silah yüklü dolu olduğu iddia edilen bir gemiyi vurdu. Ve Türkiye daha sonrasında bunu tabii reddetti, kabul etmedi. Ama bütün dünya şeyine baktığınız zaman, işte Libya'dan hesaplar var, takip ediyorum. Arapçası var, İngilizcesi var, osu var, busu var falan, görüntüler var. Bunun bir Türk gemisi olduğu ya da Türkiye tarafından, işte dediğim gibi hani kiralanan, neyse artık o, oraya gönderilen bir gemi olduğu iddia ediliyordu. Fakat sonrasında yalanlandı bu. Ama bunun devamında, bunun bir gerçekten işte
Türkiye ile ilgili bir gemi olduğunu doğrulayabilecek bir gelişme yaşandı. O da Sarraç tarafı, yani Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ateşkesten çekildiğini açıkladı. Dolayısıyla şey var, hani Hafter başka birine saldırmış olsaydı belki Sarraç böyle bir tepki göstermeyecekti ama müttefiki olan Türkiye'ye saldırdığı için belki de böyle bir tepki gösterdi. Bunu da bu açıdan düşünmek lazım. Şimdi Zebeh gazetesine bakacağız. Vandallığa beraat, çıldırmışlar dedim ya, vandallığa beraat. Şimdi burada işte bu var, hani mesela Sabah da gizlememiş şeyi, yani işte şeyini, tavrını gizlememiş. Ve burada sayfanın alt kısmında görmüş ama renkli bir gazete olduğu için başlık göze çarpıyor. Vandallığa beraat. Gezici'ler çevreciyiz deyip yaktılar yıktılar. Hangi çevreleri yakıp yıktılar? Hiçbir çevreyi yakıp yıkmadılar aslında. Ya sonuç itibariyle bir olaylar yaşandı orada. Evet, bu doğru. Peki devam edelim. Yargıysa Türkiye'ye hedef alan en büyük terör kalkışmasını görmezler. Ya düşünebiliyor musunuz? Terör kalkışması. Şimdi halk mesela Suriye'de sokağa çıktığı zaman onlar, bunlar hepsi özgürlük savaşçısı diyorlar. Ama Türkiye'de gençler sokağa çıktığı zaman terörist oluyor. Ya böyle bir şey. Mesela orada işte Suriye ordusu yerleşim birimlerini bombaladığı zaman, yerleşim birimleri derken bu arada bunları daha önce hep defalarca söylediğimiz için şimdi ayrıca ayrıntısına girmeyeceğim ama bu terör örgütleri tarafından ele geçirilmiş olan yerleşim birimlerini bombaladığı zaman Suriye ordusu katliam yapmış oluyor. Ama şeyde Cizre'de, Sur'da, şurada, burada bombardıman yapıldığı zaman devlet terör örgütleriyle savaşmış oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani aynı karakterde, karakteristikte, yani eğer bence yanlış tabii bu şey. Yani analoji tamamen şey, hani her coğrafyanın kendisine göre bir takım şartları var. Kendisine göre bir takım dinamikleri var falan filan, ayrı bir konuş. Ama bunlardaki bu ikiyüzlülüğü ortaya koymak için söylüyorum bunu. Ve böyle bir şey. Evet, şimdi evrensel dayanışmanın gücü Gezi'ye beraat. Bir gün davanız çöktü, düşlerimiz ayakta. Ve yeni yaşam, bu daha başlangıç diye başlıklar atmışlar bu konuyla ilgili olarak. Ve Cumhuriyet son başlığımız olsun. Gezi direnişini kirletemezsiniz. Evet, işte bir tarafta böyle başlıklar var. Diğer tarafta dediğim gibi çıldırmış durumdalar. Bakalım tabii Osman Kavala'yla ilgili ne gibi gelişmeler yaşanacak bundan sonrasıyla ilgili olarak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Böylece programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.